bana soruşturma yazısı geldi. Okuduğumda dehşete düştüm. İdare bütünlüğünü bozucu eylemde. Daha ötesi, daha ötesi tam bir sayfa, tam bir sayfa bölücü devlet otoritesi tanımaz benimle ilgili imada bulunuyor. Hadi oradan ya. Sen kimsin yani? Bir kere bölücülük yapan kendisi. Yani bunu yazıp bir ne düzenleyip benden ifade isteyen kendisi bölücülük yapan. O zaman hatırlayın çılgın proje. İstanbul çılgınlığa tahammülü yok. İstanbul'u zaten çıldırttınız. Bu çılgın proje kavramıyla ortaya atılan e, hedef 2023 diye ne zaman biliyor musunuz ta 2011'de bir proje. Açıklandığında hatırlayın tanım şuydu. Bu projenin detaylarını kimseye açıklamayacağız. Evet. Herhangi bir avantaj sağlanmasını istiyorum. Yüzde yetmişi şahsi mülkiyetlere ait. Ve sadece bizim tespitlerimize göre sadece 3-5 yıl içerisinde 40 milyon metrekaresi yeni el değiştirmiş. Şimdi siz burada bir rant yaratacaksınız. Ben size bir, bir, şu haritadan bir şey söyleyeyim mi? Evet. Şu ne biliyor musunuz? Ne bu? O müfettişe söylüyorum. O müfettişin diline ben yazdırdım, ben imza attırdım deyip tarafsızlığını yitiren... Sayın İçişleri Bakanımıza da söylüyorum, bölücülük budur. Bakın bölücülük budur. Onun için diyorum İstanbul'u tehdit eden, İstanbul'a ihanet olduğunu düşündüğüm e, bu e, projeye karşı karşıyım. Sonra Ve bir ben, daha soracağım, bir dakika, bir dakika, bir daha soracağım. Bu kanal İstanbul arazisi üzerinde yüzde yetmişi özel açtı, al, aldılar. Aynen öyle, yüzde yetmişi. Ne şanslılar, ne akıllılar. Çok, atıldılar. Çok. %70'i ve son 5-6 yılda 7 yıldaki şey hareketi bu. Tapu hareketi bu.